siyasette uzun yıllardır yer aldı ve iddialar, görevden alınma gerekçeleri arasında Sayın Cumhurbaşkanı da çok sıklıkla vurguluyor. Belediye başkanları Kandil'e destekte bulunuyorlar. Siz destekte bulunuyor musunuz? Ben hemen bu soruyu da kitabın ortasından girdim. Evet, teşekkür ediyorum. Bütün izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Tabii ki bu hukuksuz, antidemokratik uygulamayı meşrulaştırmak için mutlaka bir yafta yapıştırırlar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar diyerek özellikle milliyetçi, ırkçı kesimi tatmin etmek ve bizim aleyhimizde bir siyasetin etrafında toparlamak için yapılan siyasetçilerin ortaya koydukları manavradır. Çünkü bugünkü bu iktidara baktığımızda demokrasiye inananlar, vicdan sahibi olan insanlar bu ülkenin nasıl yönetildiğini çok iyi biliyorlar. Ama bir kesimi elinde tutma ihtiyacı duyuyor. O kimdir? Apolitik kesim, milliyetçi, ırkçı kesimi elinde tutmak için birilerini düşman ilan ederek, birilerini etkisiz hale getirmek için bugüne kadar başvurdukları bir yöntemdir. Tabii ki 2014 yılında da belediye başkanlığı seçildim. O dönemde de şöyle bir şey yaptılar. Belediyeye gelen paralar farklı yerlere aktarılıyor diye. Oysa ki o gün de söyledi, bugün de söylüyor. Belediye bakkal dükkanı değil ki. Bütün işçinin, memurun bütün paraları bankaya yatırılır. Vakıflar Bankası'na yatırılmış. Ve tek kuruş eksik olmadan işçiler, memurlar maaşlarını almışlardır. Şu anda bile gidip o bankanın hesaplarına bakabilirler. İşçinin, memurun maaşında bir kuruş eksik var, ona bakabilirler. Şimdi tabii ki yeniden aday olduk. Yüksek Seçim Kurulu adaylığımızın önünde hiçbir engel görmedi sonuçta. Evet, geçmişten dediğim gibi devam eden davam var. Ama 31 Mart'tan sonra ne belediyeyle ne farklı bir şeyle ilgili hakkımda açılmış bir dava var. Yok. Bir soruşturma var. O soruşturmayla belediyeyle ilgili değil, bir gazeteye verdiğim röportajdan dolayı. Hepsi bu kadar. Ya, fikirlerimi, düşüncelerimi söylediğim için. Şimdi geldiğimiz noktada belediyenin durumunu. Ben 63 milyon borçla belediyeyi devrettim. Ancak şunun da bilinmesi, devraldığım zaman da 200 milyon bir borcu vardı belediye. Çünkü o Mardin yeni büyükşehir olmuştu. Bütün ilçelerin borçları Mardin Büyükşehir'e devredilmişti. 63 milyon borçla devraldım. Devraldığım gün yani 31 Mart günü seçim oldu. Ancak 14 Nisan'da göreve başlayabildik. Çünkü itirazlar bilmem ne, hukuksuz, haksız. Yok Ahmet Türk hastaymış, işte şey olmaması lazım, vazbatanın verilmemesi. Yani seçim sonuçlarıyla ilgili bir itiraz değil. Sonuçta geldiğimde 406 milyon belediyenin borcu ve sıfır borcu olan Marsu'nun yani Mardinsu'nun 600 milyon borcuyla devraldım. Yani toplam 1 milyar borçla devraldım. Şimdi kayyum gittiği gün Marsu'daki çalışan işçinin, memurun maaşları bile ödenmedi. Ödeyemediler. Para yok. Ortada hiçbir şey yok. Şimdi olmayan bir şeyi nereye aktarırız? Para ödeyemediğimiz için TEDAŞ gidip şehrin elektriklerini kesiyordu. Dolayısıyla suları kesiliyordu. Her gün kavga ediyorduk. Şuradan buradan toplayarak bu parayı veriyorduk. Geldiğimiz günden beri bize ayda 15 milyon geliyordu. 12 milyon işçi memur parası. Son ayda da SGK 11 milyarı kesti. Bize gelen para 4 milyon. İşçiye, memure ödememiz gereken para 12 milyon. Bu şartlar altında bir belediyeciliği yürüttük. Yani aslında bu kayyum olmasaydı bütün bu sıkıntılardan sonra 46 yıl aktif siyasetten sonra inanın ki belediye başkanlığını bile bırakırdım. Çünkü parasızlıktan, imkansızlıktan dolayı her gün halkın da talebi var, yollar bozuk, ihtiyaçlar var, hizmetler yapılamıyor. Böyle bir durumda. Şimdi tabii ki yani birileri birini görevden aldığı zaman hukuksuz, antidemokratik bir uygulama
Bunun altyapısını oluşturmak için bir şeyler söyleyecek. Kamuoyuna mesaj verecek. İşte şöyle yapıyorlardı, böyle yapıyorlar, şöyle yap. Ya kardeşim, geldiğimiz günden beri de İçişleri Bakanlığı müfettişi her gün orada. Öyle bir şey yok. Şimdi aslında baktığımızda buraya 31 Mart'ta seçim oldu. 1 Nisan'da valiler bizim görevden alınmamız için, 3 belediyenin görevden alınması için İçişleri Bakanlığı'na yazı yazıyor. Fakat her nedense İstanbul'daki seçimler belirginliğini koruduğu için o anda böyle bir şeyin içine girmediler. Yani İstanbul sürecini beklediler, işte bunun altyapısını oturdular. Bu nedenle işte 19 Ağustos'ta bir siyasi darbeyle görevden alındık. Şunu ifade etmek istiyorum ki asla bu halkın parası hiçbir yere gönderilmemiştir. Gönderemeyiz, böyle bir durumumuz yok. Biz demokratik siyaseti yürüten insanlarız. Bu ülkede adaletin, barışın, demokratik bir gelecek için mücadele veriyoruz. Ve biz bu ülkede halklarımızın ortak demokratik değerlerde buluşması için mücadele veriyor. Bizim mücadelemiz budur. Ama dediğimiz gibi birileri eğer rahatsızsa siyasetimizden, bizlerden, hak ve özgürlüklerden rahatsızsa bazı şeyleri gündeme getirecek. Bu getirdikleri gündemle işte dediğim gibi bir kesime mesaj vermeye çalışacak. Dünyadaki bütün meseleler böyle. Yani geçmişten bugüne kadar tekçi anlayış hep birilerini düşman yaratmış. Bir kesimi de elinde tutmak için propagandalar yürüterek ayakta kalmaya çalışmış. Şimdi Türkiye'de artık değişimin, dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gören bir taban var, bir talep var. Bu talep var. İşte burada bizleri hedef, bizleri şey göstererek bunu yap. İkinci nokta, geldikten sonra bütün icraatları ortaya çıkardı. Ve yüzlerce dosyayla karşılaştım. Bugüne kadar birçoğunu dile getirdim. Bu dosyaları bana getiren Mali Hizmetler Daire Başkanım Balıkesirli. Kayyum tarafından getirilmiş, görev verilmiş. Ama ben geldiğim gün gelip bütün bu yolsuzlukların faturalar, yapılan hizmetlerle ilgili eksikleri, yanlışları önüme koymuştur. Benim vicdanım kabul etmedi demiş. Ve kendisi çok açık bir şekilde ben milliyetçi bir adamım. Balıkesirli şey tarafını. Ve hepsinin altında imzası var bunun. Şimdi tabii birçok şeyleri dile getirdim. Özellikle hediyelerle ilgili konuyu getirdim. Hatta belki hatırlar mısınız? Ben bir çağrı yaptım. Özel olarak da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu istedim. Görüşmek istiyorum. Bu hediyeler kendisine verilmiş mi? Bakanlara verilmiş mi? Onu öğrenmek istedim. Şu anda da aynı şey söylüyor. Bir Cumhurbaşkanı'nın, İçişleri Bakanı'nın bu hediyeleri aldığına ben inanamıyorum. İnanmıyorum da. Ama şişirilmiş adlarına bu faturalar doldurulmuş. Ve bu faturalar akıl almaz şeyler. Bir yemek verdim 4240 kişi diyor. Mardin'e bakıyorsun, en büyük salonu Mardin'de 800 kişilik bir salon. Mesela bugüne kadar hiç açıklamadı. Sayın Cumhurbaşkanı Mardin'e gelmiş. Arabalar tutulmuş. Sonuçta 15-20 binek arabası, 5 tane minibüs, 3 tane Vito ve bir fatura ortaya çıkıyor. 332 bin. Şimdi yarın gidin bir binek arabanın günlük kirası ne kadardır? Bir minibüsün günlük kirası ne kadardır? Bir hafta bu arabaların çalıştığını söylüyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bir gün kalmış. Öyle de kabul edilir. Bütün bunları bir haftalık bu arabaların kirası, faturası 40 bin, 50 bini geçmez. Ama önümüze gelen fatura 332 bin. Şimdi burada hepsi, bütün bu faturalar elimde, verilen yemekler, şeyler, bu konuyu çok fazla da girmek istemiyorum. O hediyelerin, bütün hediyelerin de listesi var. Elbette mesela bunlar hepsi bir hediye listesi. Neler var? Eyüp Altın, Fırat Silver diye bir kuyumcudan alınmış. Hepsi aynı yerden alınmış.
Ve bu kuyumcunun babası geçmişte yeni emekliye ayrıldı. Şimdi emekliye ayrıldı. Daire başkanı. Belediyede mi? Belediyede daire başkanı. Emekli oluyor. Kuyumcu da onun oğlu. Ya yani yeni emekli oldu. Yani bu faturalar düzenlenirken kendisi daire başkanıydı. Şimdi Vali Bey açıklama yapıyor. Emekliye iyi de ne zaman ayrıldı? Daha 5-10 gün önce emekliye ayrıldı. Şimdi ayrılmadı ki. Yani burada mesela burada diyor ki... Epey fatura görüyorum ben. Çok fatura. Yemek faturaları var, şeyler o var. Cüneyt Bey, yani, o faturalara hakimsiniz 332, değil mi? Hepsine hakimim. 332 milyonluk 274, 266, 143, 162. Bu faturayı göremedim. Diğer şeyimde kaldı. Ama bunlar hepsi fatura. Yemek fatura. 274, 274 milyon. Bu 332 bin, onu evet. 266 bin, yine evet. Bir fatura, 161 bin, bir fatura, 130 bin, bir fatura, 116 bin, bir fatura. Hayır, bunlar yemek fatura, verilen yemek faturaları. Bunlar 143 bin, mesela bu fatura 143 binlik. Diyor ki, Mardin milletvekillerine, AKP milletvekillerine verdiği yemek 143 bin fatura, 3 milletvekiline. Ben bunu kendileriyle paylaştım. Dedim ki yani böyle bir şey var dedi. Asla bugüne kadar belediyede ne yemek yemişiz ne böyle bir şey yapmış. Bu doğru değil dediler. O zaman açıklama yapın. Ama onu ya AKP'li açıklama... milletvekillerine mi sordunuz? Evet dedim, elimde fatura var. Böyle bir fatura var. Haberiniz var mı? Böyle bir hayır, kesinlikle biz böyle bir yemek yemedik. Şimdi bunlar hepsi birer şeyler. Ben şeyime söyleyeyim, o faturayı da bulsun danışmanıma. Ya bütün bunlar hepsi faturalar. Şimdi burada benim yargılanan, hedef haline getirilen Ahmet Türk'ün keyfi keyfi bir devletin valisine iftira atacak ne bir gücü var ne böyle bir anlayışı olur. 46 yıl aktif siyasetin içinde yer aldım. Herkes beni tanır.